Eğer ayaklarımız çocukluk dönemimizde normalse, yani düz taban değilse, bu ölene kadar düz taban olmayacağımız anlamına gelmiyor ne yazık ki. Özellikle çok kilo alırsak, ayaklarımıza iyi bakmazsak ve genetikte bir yatkınlığımız varsa özellikle 30 yaşından sonra düz tabanlık gelişebilir. Bu nasıl oluyor? Ayağın kavsini oluşturan çok önemli bir kas ve onun ucunda kemiğe yapışan tendon dediğimiz bir kiriş var. Eğer bu dejenere olursa o zaman ayağın kavisi çökmeye başlıyor. Aynı bir çadırın direğini siz çektiğiniz zaman çadır nasıl çöküyorsa, burada da bu tendon dejenere olduğu zaman, yani bozulmaya başladığı zaman ayağın kavisi çökmeye başlıyor. Bu tabii öyle bir günde, üç günde olmuyor. Zaman içerisinde yavaş yavaş karşımıza çıkıyor ve en son aşamada ileri derecede düz tabanlıkla hastalar bize geliyor. Bunu önceden anlayabilir miyiz? Evet, aslında anlayabiliriz ama maalesef bu çok ihmal ediliyor. Bunun ihmal edilmesinin bir nedeni hastanın geç farkına varması, doktora zamanında gitmemesi. Diğer bir nedeni de birçok doktorun da maalesef bunu atlaması, gözden kaçırması. Halbuki ayağın iç kısmında olan ağrıyla gelen hastalarda bundan özellikle şüphelenmek gerekiyor. Ve özellikle hasta parmak ucuna, o ayağı üstünde parmak ucuna birkaç defa kalkmasını istediğimiz zaman bu hareketi eğer yapamazsa veya çok ağrılı olursa bu hareket, o zaman bundan şüphelenmemiz gerekiyor. Eğer bir deformite oluşmamış henüz, yani düz tabanlık oluşmamış ve sadece ayağın iç kısmında ağrı varsa, o zaman sadece tabanlık veriyoruz ve tabanlıkla takip ediyoruz. Ama eğer bir deformite oluşmuşsa, yani düz tabanlık meydana gelmişse, ki bu dönemde hastaların ağrıları da oluyor, o zaman burada cerrahi tedavi devreye giriyor. Ameliyatla biz bu durumu, yani erişkin düz tabanlığı, tamamen normal hale getirebiliyoruz ve normal yaşantısını hastalar rahatlıkla sürebiliyorlar.